Onu ilk kez bu kadar öfkeyle davranırken görmüştüm. Ben senin böyle yerlere gelerek kurtulabileceğin kadar aciz bir cin değilim. Bunu o salak kafan ne zaman alacak? Bu durumun tekrarlanması halinde benden bu kadar kolay kurtulamazsın bilesin. Gözlerinde gördüğüm ateş adeta içimi kavurmuştu. Zar zor çıkan sesimle sadece tamam diyebildim. Beni bıraktığında binadan çıkarak yürümeye başladım. Çantamdan aynamı çıkarıp baktığımda boynumda hafif morluklar oluşmaya başlamıştı. Eve böyle gidemezdim. Çantamdan fondöteni çıkararak belli olmayacak şekilde kapattım ama ne olur ne olmaz bir fular alıp takmam iyi olacaktı. Bir süre yürüdükten sonra mağazanın birine girerek bir fular aldım. Boynumu bir güzel sardım. Ardından şoförü arayarak olduğum yeri söyledim. Eve geçtiğimde annemlerle fazla muhatap olmayarak çok dolaştığımı ve bu yüzden çok yorulduğumu, odama geçerek uyuyacağımı söyledim. Her ne kadar yanlarında oturmamı isteseler de sözlerimi tekrarlayarak odama çıktım. Üzerimi değiştirip yatağıma girdiğim anda kabusum gene başlamıştı. Hameş de yanımda bitmiş, zorla sahip olmaya başlamıştı ama bu defa sinirinden daha vahşi davranıyor, adeta tırnaklarını bedenime geçiriyordu. O gün ve sonraki bir sene aynı şekilde devam etti. Bir gün sitenin birine yaptığım yorumlardan birine bir yanıt geldiğine dair mail geldi. Hala durumun devam edip etmediğini bir hoca bulup bulamadığıma dair bir yorumdu bu. Yoruma cevap attığımda bir hocanın ona yardım ettiğini, belki bende de işe yarayabileceğini söylediğinde gene içime saçma bir umut doğmuş, soluğu verdiği adreste almıştım. Bu defa önceki kadının evine göre daha mütevazi ve güzel kokulu bir evdi. Beni içeriye alan kadın başımı kapatmam için bir örtü verdi. Örtüyü kapatıp gösterdiği odaya girdim. 30'lu yaşlarda bir adam vardı karşımda. Bu defa ona ben anlatmadan o neyim olduğunu söyleyerek şaşırmamı sağlamıştı. Hameşte'yi yanına çağırarak benim de anlayacağım bir dilde onu ikaz etti ama Hameşte'nin tavrı değişmedi. Bu hocanın cinleri daha fazlaydı. Hepsi üzerine saldırdığında Hameşte tek başına baş edemeyince acıyla birkaç isim saymaya başladı. O an odanın içerisinde ne varsa savrulmaya, lambanın ışığı gidip gelmeye başladı. Birkaç saniye sonra ise lamba büyük bir gürültüyle patladı. Işık kaynağı olarak sadece bir mum kalmıştı. O da her nasılsa onca esintiye rağmen sabit şekilde yanıyordu. Olduğumuz yerde cinler birbiriyle acımadan kavga ederken hocaysa sırtüstü yerde debeleniyordu. Hızla yanına giderek yardım etmeye çalıştığımda zorla da olsa bana eliyle mumu işaret etti. Hızla dönerek mumu elime aldım ve hocaya doğru getirdim. Ağzından çıkan birkaç Arapça kelimenin ardından baş ve işaret parmağıyla mumun alevlerini tutup söndürdü. O an ortamda olan bütün cinler ortadan kayboldular ve az evvel gürültüyle patladığına emin olduğum lamba yeniden cızırdayarak yandı. Bu nasıl olabilirdi anlamış değildim. Hocanın rengi az da olsa kendine geldiğinde yerimden kalkarak içeriden su getirmek istedim. Ayağa kalktığımda savrulan hiçbir şeyin olmadığını, odanın ilk geldiğimde nasılsa öyle olduğunu gördüm. İçeriye geçip beni karşılayan yardımcısına seslendim ama ortada yoktu. Ben de bakına bakına mutfağı buldum ve bir bardak su alıp hızla yanına döndüm. Hoca suyu bir nefeste kafasına dikip bitirdi. İçi yanmış gibiydi. Yattığı yerden doğrulmasını sağlayarak hemen gerisinde olan mindere sırtını dayadım. Gözlerinden yaş geliyordu. Çok şükür. Allah'ın izniyle kurtuldun. Bir daha aynı şeyler tekrarlanmayacak inşallah. Az evvel ne oldu hocam? Burada her şey savrulurken, ortalık savaş alanıyken şu an her şey gayet normal görünüyor. Sana musallat olan cin ile konuştum ama seni terk etmek istemediğini söyledi. Cinlerim de onu güçsüz düşürmek ve kaçmasını önlemek için saldırdıklarında ailesinden ve arkadaşlarından bazılarını çağırdı. O an zaten senin gördüğün savaş yaşandı. Ama çok güçlü oldukları için cinlerimi bir bir öldürdüler. En son cinimi öldürürken sen yanıma gelerek yardım etmeye çalıştın. Eğer sen mumu söndürmeme yardım etmeseydin, şu an ben de çarpılmış ya da ölmüş olacaktım. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Yalnız sana vereceğim bir muska olacak. Onu üzerinden sakın ayırma. O,
bundan sonra seni korumaya yetecektir. Hocanın uzun uğraşlar sonucu muska dediği şey bitmiş, bir derinin içerisine koyup boynuma asmıştı. O gün ne kadar para vermeye çalışsam da kabul etmemişti. Birkaç gün sonra evi ve kendisi için bazı hediyeler alarak evine gittim. Kapıda olan bir kalabalık vardı. Eşyaları kenara bırakarak kalabalığın arasından geçip baktığımda hoca evin girişinde yüzü ve bedeni mosmor. Gözlerinden ise kanlar akmış şekilde yatıyordu. Kesin benim yüzümden bunlar yaşanmıştı. İnsanlara ne olduğunu sorduğumda evden gürültü ve bağırış seslerinin geldiğini, o yüzden koşarak geldiklerini ama bu manzarayla karşılaştıklarını söylediler. İçime o an korku dolmaya başlamıştı. Kalabalığın içerisinden geri çıkarak çantaların yanına geldiğim sırada Hameşte'nin sesi kulaklarımda yankılandı. Bunun bedelini ilk fırsatta ödeyeceksin diye. Kas katı kesilmiş bedenimle yerimde kıpırdayamaz olmuştum. Acım dinmiş, sıkıntım çözülmüş zannederken kendimi gene ortasında bulmuştum her şeyin. O an cevşenim aklıma geldiğinde annemler görmesin diye sakladığım sütyenimi elbisenin üzerinden yoklamaya başladım ama muska yoktu. İnanamayarak tişörtümün yakasını açıp baktım ama yok. Nasıl olabilirdi? Onun düştüğünü hissetmemiştim bile. Akşam yaşayacaklarım için şimdiden korkmaya başlamıştım. Hameşte'nin dediği gibi intikamı çok acı olmuştu. O gece bedenimin birçok yerinde yaralar açılmıştı. Üstelik her kabuk bağladığında Hameşte yeniden açıyordu yaralarımı. Sonrasında birkaç yerle daha görüşmeye çalıştım ama nafile. Daha kapıdan girer girmez beni evden def ettiler. Aradan bir sene kadar geçmişti. Yıllardır yaşadığım bu olayı bir türlü son bulduramamıştım. Aksine her defasında katlanarak artıyordu. Artık Hameşte'yi kabullenmekten başka çaremin olmadığını anlamış, o ne derse yapar olmuştum. Hatta ondan zevk bile almaya başlamıştım. Ta ki o güne kadar. Babam işe, annemse cemiyettekilerle görüşmeye gitmişti. Evde sadece ben ve çalışanlar kalmıştı. Hiç içimde olmamasına rağmen o gün bahçeye çıkarak hava almak, biraz da bahçede olan çiçeklerle ilgilenmek istemiştim. Evin bahçesinde birkaç saat dolaştıktan sonra eve gireceğim sırada birinin kızım diye seslendiğini duydum. Eve doğru yürümeye devam ederken göz ucuyla acaba bana mı söyledi diye sesin geldiği yöne doğru bakmaya başladığımda kadın yeniden "Kızım çok açım. Allah rızası için bana yiyecek bir şeyler verir misiniz?" dedi. Normalde annemler falan olsa bu tarzda bir durumda kadını direkt kovarlardı. Bahçe kapısına doğru giderek kapıyı açtım ve yaşlı kadını evin verandasına aldım. "Teyzeciğim, sen burada bekle, ben hemen geliyorum." diyerek içeriye geçip hizmetçiye seslendim. Hizmetçi, "Tamam efendim." diyerek hızla mutfağa girdiğinde ben de verandaya kadının yanına geri döndüm. Kadın 70'lerinde rahat vardı. Yüzünde yılların getirdiği kırışıklıklar, sırtında ise hayatın yükü olan kamburuyla durumunun ne olduğunu çok iyi anlıyordu insan. Yüzünde ona güven veren bir bakışı vardı. Birbirimize kısa kısa sorular sorarak hizmetçi gelene kadar vakit öldürdük. Çok geçmeden hizmetçi elinde bir tepsiyle yanımızda belirmişti. Kadın gelenleri gördüğünde yüzünde öyle bir gülümseme oluştu ki anlatamam. Gerçekten ihtiyacı olduğunu o an daha iyi anlamıştım. Kadın büyük bir iştahla ne var ne yok hepsini yemişti. "Allah senden razı olsun kızım. Günlerdir karnıma bir lokma ekmek girmemişti. Sayende karnım doydu. Bu beni birkaç gün daha idare eder." Kadının söyledikleri beni oldukça üzmüştü. Annemlerin bu tarz durumlara karşı olmasının nedeni, günümüzde insanların ihtiyaçlarının olmamasına rağmen sırf insanların duygularını sömürmek için bu işi yapmalarıydı. Şu an dilenen insanların %80'i bu işi meslek haline getirmiş olan insanlar. Geri kalanı ise gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar. Bu kadının ise gerçekten ihtiyacı vardı. Yoksa birkaç lokma istemez, geldiğinde de bu iştahla yemezdi. Kadın bardağında kalan çayın son yudumunu yudumlarken birden durdu ve bakışları birden çok sert bir hal aldı. Bardağı masaya bıraktığında ise gözleri bir yere kilitlenmişti. Nereye baktığını anlamak için kafamı çevirdiğimde Hameşte birkaç metre geride aynı öfkeyle ona bakıyordu. Kadının onu görebiliyor olması
ve ikisinin de yüzünün bu hale gelmiş olması korkmama sebep olmaya başlamıştı. Kadına tekrar baktığımda gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Hayatımda hiçbir bakıştan bu kadar korkmamıştım. Gözlerinin içi adeta kapkara olmuş, çok sert şekilde bana bakıyordu. Bu kafir sana çok zarar verdi mi? Sen onu nasıl görebildin? Sen sana sorduğum soruya cevap ver. Teyzenin sert çıkışıyla neye uğradığımı şaşırmış, emrinden dışarıya çıkamaz olmuştum. O, yıllardır bana zarar verip zorla sahip oluyor. Kaç yere gittiysem olmadı, kurtulamadım. Üstelik gittiğim insanlar da ya oradan kaçtılar, ya beni evlerine dahi almadılar, ya da başlarına bir şeyler geldi. Teyze, masanın yanına dayattığı değneğini eline alarak sert bir şekilde yere vurdu. Öyle ki olduğumuz yer hatta masa bile sallandı. Allah seni Ya Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. İki cihanda da azabın en büyükleri seninle olsun. Teyze öyle gür söylemişti ki bunları, sesi içimi titretmeye yetmişti. O an etrafta olan garipliklerse dikkatimi çekmeye başlamıştı. Kafamı Hameşte'ye çevirdiğimde ağzından salyalar akarcasına büyük bir öfkeyle gözlerini teyzeye dikmişti. Bir anda hocanın evine gelen cinler ardında belirmeye başladılar. Hameşte o keyifle kahkahalar atarak gözlerini bir anda bana dikti. Ben sana böyle insanlarla benden kurtulamazsın demedim mi? Her bu işe kalkıştığında canını daha fazla yakmadın mı? Yıllardır beni tanımana rağmen neden hala akıllanmadın Defne? Bu pislikle işim bittiğinde ölmek için bana yalvaracaksın. Yıllarca yattığın hastaneye tıkıp aklından olmanı sağlayacağım. İşte o zaman benim olmaktan başka şansın kalmayacak. Hameş de bunları söylerken yüzünde olan kararlılık ve arkasındakiler yüzünden korkum tavan yapmaya başlamıştı. Yerimden kalkarak yaşlı teyzenin yanına doğru geçtim ve dizlerine kapanarak ''Ne olursun teyze, bu işe karışma. Yoksa hem sana zarar verir hem de hayatım zaten zindanken daha da beter hale gelirim.'' Yaşlı teyze bir elini başıma koyarak saçlarımı okşadı. ''Korkma kızım, Allah ne derse o olur. Biz insanların unuttuğu en büyük şey korkmamız gereken onlar değil. Korkmamız gereken şeyin Allah olduğu. İnsanların o varlıklardan olan korkusu ne zaman Allah korkusunun önüne geçerse, işte o zaman bu hem insanın sınavı hem de bu mahlukların ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz. Kalk ve Allah'a olan güvenini tazele. Sence bizi yaratan Allah, ona yalvaran kullarını unutur mu? Ya da duymaz mı? Allah, biz insanları onlardan şerefli ve üstün kıldı. Din derslerinde de teyzenin söylediklerine benzer şeyler görmüş, okumuştum. Teyze cümlelerini tamamladıktan sonra oturduğu yerden kalktı. Ey candan olma kafir! Bu kızdan ne istersin? O benim ve onu benden almaya kimsenin gücü yetmez. Size, haram kılınmış insana yaklaşmaya, onunla temasa geçmeye nasıl cüret edersin? Arada olan anlaşmaya ne diye uyumazlık yaparsın? Anlaşmayı ben yapmadım. Anlaşma sadece yapanı bağlar. Beni değil. Teyze tekrar sopasıyla yere ikinci defa aynı sertlikle vurdu. O iki büklüm yürüyen mecali olmayan insan şimdi dimdik ayakta bütün ihtişamıyla duruyordu. Görürüm ki siz sadece Allah'ı unutmamış. Atalarınızın verdiği sözü de unutmuşsunuz. Bu kızı terk et ki yaşama şansın olsun. Yanında olanlara güvenme. Senin yanında 3-5 zavallı cin varken benim yanımda bütün kainatı yaratan Rahman ve Rahim olan Allah var. Sizin gücünüz ne ona ne de ona uyan biz aciz kullarına yetmez. Eğer kendi rızanla bunu rahat bırakmazsan hem bu dünyanı hem de ahiretini tamamen kaybedenlerden olacaksın. Yaşlı teyzenin birkaç adım gerisinde durmuş olanları korkuyla izliyordum. Hameş de kendinden oldukça emin şekilde o benim. Onu benden almaya ne sen ne de senin inandığının gücü yetmez. O an korkum beni adeta özgür bırakmış, ne olacaksa olsun demeye başlamıştım. Hameş de'ye bakarak, sen o kadar zavallı bir yaratıksın ki yıllarca benimle olmana rağmen seni sevmemi sağlayamadın. Senelerce zorla sahip oldun. Her gün seni istemiyorum dediğimde daha da hırslandın, bana zulmettin. Seviyorum demene rağmen çektiğim acıyla daha da zevk aldın. Senin sevgin de, gücün de yalandan ibaret. Bugün burada kurtulsam da
Ölsem de umurumda değil. Seni hiç sevmedim, hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Allah senin belanı versin inşallah diyerek cümlemi tamamladım. O an Hameşte'nin öfkeden deliye döndüğünde alev gibi yanan gözleri gene görünmeye başlamıştı. Teyze bana doğru dönerek, "Gel kızım, otur şöyle. Allah'ın izniyle o belasını bulacak," dedi. Ben oturmaya başladığımda teyzenin dudakları kıpırdamaya ve sessizce bir şeyler okumaya başlamıştı. O okudukça bedenimde karıncalanmalar başladı. Gözlerimden istemsizce yaşlar süzülüyor, anlam veremediğim şekilde esniyordum. Bir süre aralıksız okudu. Ardındansa kısa kısa okuyup yüzüme doğru üflemeye başladı. Onun her üflemesinde içime ferahlama geliyor, esnemem ve karıncalanmam geçiyordu. Okuması bittiğinde son kez yüzüme üfleyip ellerini önce benim yüzüme, ardından kendi yüzüne sürdü. Burnuma güzel kokular gelmeye başladığında başımı yavaşça kaldırmaya başladım. Gözüm bahçe kapısına iliştiğinde onlarca insanın kapının dışında olduğunu gördüm. Yaşlı teyze Hameşte'ye dönerek çok gür şekilde, "Allah şahidimdir ki ben ölmedikçe bu kıza bir daha yaklaşmana izin vermem. Kararın hala aynı mıdır?" Hameşte cevap dahi verme gereğinde bulunmadan hızla teyzeye doğru gelmeye başladı. Teyze gene kısık bir sesle bir şeyler okuyarak üzerine gelen Hameşte'ye doğru üfledi. O an Hameşte büyük bir acıyla yere kapaklandı. Onun düştüğünü gören diğer kafirler saldırmaya çalıştığında bahçe kapısının önünde olanlar hızla içeriye girerek teyzenin önüne kendilerini siper ettiler. Hameşte'nin arkadaşları bir an duraksadılar. Tam geriye doğru gitmeye başladıklarında arkalarında yaşlı teyzenin önünde belirenlerle birebir benzeyen bir grup belirdi. O an başlarına geleceği anlamış olacaklar ki kaçmaya çalıştılar ama arkalarında olanlar onları bir metre dahi gidemeden yakaladı. Hameşte yerde kıvranırken bahçede son derece şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Bu, hocanın evinde olanla aynıydı. Kaçmaya çalışanları arasına alan kalabalık grup birkaç saniyede hepsinde derin yaralar bıraktılar ve dizlerinin üzerine çökertip teyzeden gelecek emri beklemeye başladılar. Teyze, dizlerinin üzerine çöken cinlerin yanına giderek, "Siz de bu işe alet olmuşsunuz. Onun yaptığının doğru olmadığını bile bile bu işe kalkışmışsınız. Tek bir şansınız var yaşamak için. O da din değiştirmeniz. Aksi halde size güvenemeyeceğim için kızım ve ailesinin yeniden zarar görmesine müsaade etmeyeceğim. Bu yüzden hepinizi öldürmek zorunda kalacağım. Şimdi kararınız nedir? Cinler oralı dahi olmayıp bizi öldüremezsin. Bu ailelerimizin kulağına gider ve sizi eninde sonunda yakalayıp intikamımızı alırlar." "Evet, ailelerinizin kulağına gidecek. Bizzat ben söyleyeceğim. Anlaşmada olan şartlara uymamaktan katliniz bana helal. Bunu hepsine bir güzel anlatacağım." Teyze cümlelerini bitirdiğinde ortalıkta bir duman oluştu. Duman dağıldığında ise geride sadece parçalar kalmıştı. Yaşlı teyze yerde kıvranan Hameşte'nin yanına giderek değneğini kaldırıp sırtına vurdu. "Bak bakalım, güvendiklerin nerede? Hiçbiri kalmadı yanında. Kızı bırakmazsan senin ölümün daha acı olacak bilesin." Hameşte bırakmayacağını, ne olursa olsun onun olacağımı söylediğinde teyze dizlerinin üzerine çöktü ve ellerini açarak bir şeyler okumaya başladı. O okudukça Hameşte'nin acısı artıyor, acı çığlıkları peşi sıra geliyordu. Yaşlı teyze durmadan okumasına devam ediyordu ama gözüme çarpan Hameşte'nin bedeninin giderek küçülmeye başladığıydı. Hameşte iyice güçsüz düşüp acıyla yalvarmaya başladığında yaşlı teyze, "Hani inanmıyordun? Hani o benim inandığım bile sana bir şey yapamazdı? Ne oldu şimdi? Daha onun birkaç ayetinde ne hale geldin? Ben sana açıkça uyarıda bulunmuştum. Eğer dinimize geçersen kurtuluşun olur. Eğer geçmezsen çekebileceğin en büyük acıyla can vereceksin." Hameşte din değiştirmeyeceğini, bırakmazsa sonunun kötü olacağını söyleyerek tehditlerine devam ediyordu. Teyze yeniden okumaya başladığında, "Tamam, tamam geçeceğim söz," dedi. "O halde söylediklerimi tekrarla." Teyze kelime-i şehadet getirdiğinde Hameşte de peşinden tekrar etmeye başladı ama yarısına geldiğinde kahkahalar atarak peygamberimize yeniden hakaret etmeye başlayınca, "Sen akıllanmazsın. Allah ahirette de en büyük acılarla karşılaştırsın seni," dedi.
Teyze hızla kaldığı yerden okumaya devam etti. Sesi giderek gürleşirken Hameşte'nin acısı aynı oranda artıyor, olduğu yerde kıvranıyordu. Yaşlı teyze okumasını tamamladığında Hameşte'nin acı çığlığı da sonlanmış, yerde kıpırdamadan yatıyordu. Teyze yerinden doğrularak bana doğru geldi ve karşımda durarak bir şeyler okuyup yüzüme doğru üflemeye başladı. O okudukça içim rahatlıyor, hissettiğim sıkıntım da hafifliyordu. Allah, yar ve yardımcın olsun inşallah deyip son kez suratıma üfledi ve elini yüzüm ile başıma sürdü. Artık bitti kızım. Rahat bir nefes alabilirsin. Bir daha ne o ne de başka bir cin seni rahatsız edemeyecek. Allah günahlarını affetsin. Seni doğru yolundan hiç ayırmasın inşallah. Amin teyzeciğim. Allah senden razı olsun. Derdime derman oldun diyerek eline kapanıp öptüm. Ben artık gideyim kızım. Burada olan işim bitti. Teyzeye yaptığı iş için teşekkür edip para vermek istediğimde almadı ve yine iki büklüm haline geri dönerek ağır ağır ilerlemeye başladı. Arkasından bir süre izleyip bahçeye girdim ve eve doğru içimde olan büyük bir huzurla yürümeye başladım. O an kızım diye bir ses geldi tekrar. Bu teyzenin sesiydi. Bir şey unuttu galiba diyerek hızla geriye döndüğümde bahçe kapısının önünde bana bakıyordu. Buyur teyzeciğim diyerek yanına doğru gitmeye başladığımda, kızım, karnım çok aç. Günlerdir bir şey yemedim. Allah rızası için bana yiyecek bir şeyler verir misiniz dedi. Adeta dejavu yaşamıştım. Ne olduğunu anlayamamış, hızla kafamı verandaya çevirmiştim. En son yaşlı teyzeyi yolcu etmeye giderken her şey masadaydı. Şimdi ise hiçbir şey yoktu masada. Ya ben kafayı yemiştim ya da demin hayal görmüştüm. Bunu anlamanın yolu çalışanlara sormaktan geçiyordu. Yaşlı teyzeyi içeriye davet edip verandaya aldım ve hızla yardımcıların yanına gittim. Yardımcıya, demin bir şeyler hazırlamanı istedim mi senden diye sordum. Hayır efendim. Uzun süredir verandada oturuyorsunuz. Hatta yanınıza gelip bir şeyler ister misiniz diye sorduğumda sadece elinizle hayır işareti yaptınız dedi. Artık tamamen delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Evet hatırladım. Dalgınlıkla aklımdan çıkmış. Bahçeye yaşlı bir teyze geldi. Çok aç. Hızlıca bir şeyler hazırlayıp getirir misin? Tabii efendim. Verandaya döndüğümde teyze bastonuna yaslanmış oturuyordu. Ben söyledim, hemen gelecek teyzeciğim. Çok sağ ol kızım. Allah ne derdin varsa çözsün. Ne muradın varsa kabul etsin inşallah. Amin teyzeciğim. Senin de inşallah. Teyze, aynı iştahıyla yemeye başladığında ben de içeri giderek çantamdan bir miktar para alıp yanına döndüm. Anlattığına göre kimsesiz garibanın biriymiş. Yıllarca kendi yetiştirdiği şeyleri satıp geçinirmiş ama bu sene aniden yağın dolu bütün mahsulünü kırmış. Çok yer gezmiş ama iş veren de olmamış. Zaten yaşından dolayı bu da çok mümkün değildi. Beni ilk kez görmüş gibi konuşuyordu. Allah'tan ümit kesilmez kızım. Zaten nefesim sayılı. Elbet bizi yaratan Allah, biz aciz kullarını unutmaz. Benim ondan ümidim var. Rızkımı bir şekilde bana ulaştıracaktır. Teyzenin bu sözleriyle gözlerimden yaş gelmeye başlamıştı. Ne oldu kızım? Neden ağlarsın? Nine, Allah seni unutmamış zaten. Rızkın bizdeymiş. Sen gelmeden evvel rızkın geldi bize. Bu para senin paranmış. Olmaz kızım. Ben bunu kabul edemem. Emeğim olmayan parayı alamam. Sen buraya gelerek zaten en büyük emeği verdin. Bu parayı ne kadar hak ettiğini bir bilsen emin ol anlardın beni. Hem seneye olan bütün mahsulünü buraya getir. Ben alacağım. Bunu seneye ekim biçim işleri için ödeme şeklinde kabul et. Benim nefesim sayılı kızım. Seneyi görür müyüm belli bile değil. Hakkım bana geçerse ben ne yaparım öte tarafta. Benim hakkım sana helaldir. Asıl sen bana helal et. Unuttuğum şeyleri bana hatırlatarak hayatımda kimsenin bana yapmadığı iyiliği yaptın sen. Teyzeye zorla kabul ettirdim ve evden ayrılırken çalışanlardan birini peşine takıp takip ettirdim. Yıkık dökük bir harabede yaşıyormuş. Benim olduğumu anlamayacak şekilde onun yapabileceği basit işlerden yaptırıp geri kalan rızkını kazanmasını sağladım. Evine ise şoförü bir hayırsever olarak gönderip tadilat yaptırdım. O günden sonra bir daha ilaç kullanmadım ve öte aleme dair hiçbir şey görmedim. İlkbahar gelince
her gün ninenin yanına gidip ona yardım ettim. Ailem, bende olan bu değişikliklere çok sevinmiş olsalar da anlamda verememişlerdi. Bütün yardımcıları bu konuda konuşmamaları için sıkı sıkıya tembihlemiştim. Teyzenin sayesinde Allah'a olan inancım sarsılmayacak bir imana dönüşmüş, o ölene kadar da katlanarak devam etmişti. O, umudunu kesmemiş, onun imanını Allah benim kurtuluşuma vesile kılmıştı. İbadetlerimi nine ile başlamış, birkaç ay evvelde tamamen kapanmıştım. Allah, sizlere de hayırlı iman ve mümin kalpler nasip etsin inşallah. Allah'ı unutmayın, ondan umudunuzu hiçbir zaman kesmeyin. Bazen şer görünen de büyük hayırlar gizlidir. Ya da hayırlar ayağımıza kadar gelir, yeter ki görmeyi bilelim. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir aksilik olmazsa 2 gün sonra yeni hikayemiz sizlerle. Bana destek olmak için videomu beğenip paylaşmanız ya da birkaç yorumda benden bahsetmeniz bana fazlasıyla yeter. Bana desteklerinizi esirgemeyin lütfen.